birbirine karşı hiçbir empati hissetmeyen, birbirine hiçbir iyilik için birbiriyle iletişime geçmeyen, yoksuldan, öksüzden farkında olmayan insanlar nasıl kalbi çalışacak? Biz burada yiyip içiyoruz. Dünyanın öbür tarafında insanlar açlıktan kavruluyor. Biz onlara yardım elini uzatamıyoruz. Ama en azından hissetmek, birazcık hissetmek hiç olmazsa. Yardım etmek sadece çek kesip de yollamak, para yollamak değil. Onu yapanlar olduğunu biliyorum. Peygamber sünnetine uygun şekilde cömert olmak. Niçin? Niçin bunu hissedip de o cömertliğe yönelmiyor insanlar? Biraz düşünün. Biraz üzerine düşünün. En azından hayatınızın bir parçası olsun. Manevi yolculuğunuz, çocuklarınızın, kendinizin maneviyatını yükseltmek için yoksullara bakmak, takip etmek. Belki o baktığınız bir Allah dostu, belki bir yardım edeceğiniz, belki Allah'ın tecellisi, nazarı onun üstüne belki. O kişiye yardım ediyorsunuz. Yardım ettiğiniz hayvanlar bile. Ne kadar daha bunu duymanız lazım? Hiç bakılmayan, hiç yardım edilmemiş bir hayvana birazcık yardım ettiği için, birazcık kalpten gelen bir yardım yüzünden, nefsten veya akıldan gelen değil, kalpten gelen insanlar ilim peşinde, rütbe peşinde. Halbuki kalbiyle hareket eden insan yok. Evet, yardım eden insanlar var. Yardım eden insanlar var, biliyoruz. Ama manevi şekilde, kişisel olarak o bağlantıyı kurmak, o insanları hissetmek. Nazım Gelen bu inşallah. Mevlid için sohbet bu işte. Kalbine gelen bu. Peygamber Efendimiz'e ilahi okumak istiyorsanız internetten dinleyin, okuyun. Edepli insanlarla beraber olun. Benim niyetim senede bir hiç olmazsa gidip yardım etmek. Yetimhaneye, öksüzler yurduna, yardıma muhtaç insanlara hiç olmazsa senede bir iki kere çocuklarımızı yollayıp onların halini anlamaya çalışmak. Ve yardım ediyoruz diye de bir hisse kapılmamaları lazım. Yardım etmek onlar için bir ayrıcalık olması lazım. Onlarla olmak yardım edenlerin bir ayrıcalığı değil. Yardım etmeye mecbursunuz. Mecbur hissetmiyorsanız zaten o yardımı, onların sizin üstünüzde hakkı var, sizin değil. Fakirlerin hakkı var üstünüzde. Hiçbir şeye sahip olmak peşinde olmayın. Bu bana ait değil. Rabbim bunu verdi. Emanet. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyurdu? Sarayları vardı. Hazineleri vardı. Her misafirine bir kuzu çeviriyordu. Her birine bir tane. Giydiği cübbeye insanlar imrenerek bakıyordu. Hristiyanlar bile. Diyordu ki bu Allah dostu mu? Nasıl bu kadar zengin? Dışarıda olan değil. Dışarıdan fakirsin, gözüküyorsun ama içinde dünya için yanıp tutuşuyorsun. Nasıl olacak bu?
Allah verir, Allah alır. Benim için önemli değil. Ve bunun ne olduğunu da biliyorsun. Sana niye verildiğinin, niye alındığının farkındaysan zaten kalbin dönmez ona. Tutku hissetmezsin dünyevi şeylere. Ve bunu cemaat olarak da yapabiliriz. Alimlerin bir şey söylemesine gerek yok. Yardım edenlere, ilmi çalışacak insanlara değil, bunları hayata geçirecek, pratiğe geçirecek insanlara ihtiyaç var dünyada. Ve nefsini anlayarak başlar bu iş. Allah beni affetsin inşallah. Fatiha. Başka sorusu olan? Başka bir şey söyleyen? Başka sorusu olan? Biraz ibadetlerimiz var, yapacağız. Yapacağımız ibadetler var bu akşamda, yarın da. Teheccüd namazına da kalkabilirsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum saati teheccüd zamanıydı. O saatte uyanık olmak iyidir, hayırlıdır. Uyanık durun, namaz kılın, dua edin. Daha fazla zengin olayım, daha fazla para kazanayım. Cenneti isteyeyim değil. Allah affetsin sizi, ona dua edin. Yaptığınız hataları tekrar tekrar yapmamak için dua edin. İbadetlerinizin kabulü için dua edin. Başkalarına da dua edin. Peygamber Efendimiz'i övün. Peygamber Efendimiz'i salavatlarla övün. Onu övün. Ona dua edin. Onunla beraber olmak için dua edin. Doğum anın bu anmış. Teheccüd vakti bugün. Ya Rabbi bunu yollamış. Peygamber Efendimiz Habibullah her şeyin uğruna yarattığı. Böyle oturup da ibadetini yapmak için, peygamberini övmek için, peygamberine salavat yollamak için oturmuş insanlara ne cezalar verildi zamanında. Ne işkenceler çektiler. O şehitler, Allah dostları, onlar ölü değil, onlar hazır ve nazır, canlılar. Ne acılar çektiler. Elhamdülillah. Bu kadar yeterli inşallah. Ve minallahu tevfik, Fatiha. Thank you.